Ganalı Abdullah amca hayatında ilk kez bir drone gördüğünde işte böyle şaşırmıştı. Beni onunla Mekke'ye götürebilir misiniz diye sormuştu. Afrika'da insansız hava aracıyla karşılaşan ve ilk sözleri bunun biraz daha büyüğünü yapıp beni Mekke'ye götürebilir misin olan Ganalı Abdullah amca sosyal medyada çok konuşuldu. Drone'u gördüğü an objektiflere yansıyan Ganalı yaşlı adam şaşkınlığını gizleyemedi. Çok konuşulan Ganalı Abdullah amca için sevindirici haber geldi. Hayırseverler devreye girdi. Yaşlı adamın 2017 haccına götürüleceği açıklandı. Abdullah amca için önce kimlik çıkarıldı, ardından 2017 hac dönemi için kaydı yapıldı. Telefonunu açtık. That's fine. Bismillah. Bagaj 15. 4 tane. Teşekkürler. That it is God's strength and ability that has made this possible today. So since he was born, he never dreamt that this opportunity will come. He says he thanks God so much that he has made this occasion happen and made possible. So he is extremely happy. So he is thanking God and for what he has done through you people, and he is thanking God for you and the help that you are giving him. He says now when he goes back to Ghana after this, he can sleep and sleep very well because of this opportunity. Turkish government helped Ghana for Hajj. What do you think? We think it's a very good thing, right from Brother Samet and his goodwill and the Turkish embassy and their support. It was all very good. We appreciate very much the whole opportunity, the whole situation even. It shows the very spirit of Islam. The story is a beautiful one. Yesterday at the Hajj village in Ghana, where everybody gathers before they go to Hajj, when he arrived from Tamale, we took him to the Hajj village to see his fellow Hajjis. Aslında her şey Cumhurbaşkanımızın Gana'yı ziyaretinden birkaç gün önce başladı. Biz Cumhurbaşkanımız Gana'ya gelmeden önce Gana'daydık. Arkadaşlarımız, Türkiye'den gelen arkadaşlarımız drone'la bir çekim yapmak üzere köylere gitmişlerdi. Çekim yaparlarken Abdullah amca drone'u görüyor, eline alıyor. Bunun ne olduğunu soruyor ve uçan bir cisim olduğunu öğrenince bunun daha büyüğünü yapsanız da beni Hicaz'a götürseniz diyor. Bunun üzerine bir arkadaşımız, TRT World'de çalışan bir arkadaşımız bu görüntüyü Twitter'a attı. Onun üzerine Türkiye'den birçok kurum, bilinen iş adamları, devlet kurumları arayıp
Abdullah amcayı hacca götürmek istediklerini beyan ettiler. Biz bu arada girişimlerde bulunduk Abdullah amcaya ulaşmak için. Fakat resmi bir kanaldan Erzurum'da emniyet mensubu olarak çalışmakta olan bir polis kardeşimiz kendisi ulaşmış ve bu şekliyle Abdullah amcanın hacca gitmesinin tüm masraflarını kendinin karşılayacağını bildirmiş. Daha sonra Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey özel kaleme aracılığıyla bize ulaşıp Abdullah amca ile ilgili görüşmek istediğini beyan ettiğini, biz Gana'daki Büyükelçi'den bu Erzurum'da görev yapan emniyet mensubu arkadaşımızdan haberdar olduk. Kendisiyle irtibata geçtik ve Abdullah amca bugün burada. Çok mesuduz. İnşallah 2017 haccında Hicaz'da olacak. Ve Türkiye'deki insanlara çok çok dua ediyor. Buradan da cidden Türkiye kamuoyu internet üzerinden büyük bir kampanya başlattı, büyük bir ilgi gösterdi. Biz hepsine çok teşekkür ediyoruz.